2017-2018 eğitim öğretim yılına kadar tamamlanması planlanan lisenin protokol imza törenine Çanakkale Valisi Hamza Erkal, İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, Akçansa Genel Müdürü Umut Zenar ve Akçansa üst yöneticileri katıldı. Eylül ayında temel atma töreninin gerçekleşeceği lisenin 2017-2018 eğitim öğretim yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. Terzioğlu Vakfı'nın Barbaros Mahallesi'ndeki arazisi üzerine inşa edilecek olan Güzel Sanatlar Lisesi, 27 derslik ve ek olarak laboratuvar, kültür dersliği, tasarım dersliği, kayıt ve yayın odası, ton maestro odası gibi çeşitli konuları içeren 31 dersliğinde bulunduğu bir eğitim merkezi haline gelecek. Akçansa Genel Müdürü Umut Zenar, protokol imza töreninde Çanakkale'de olmaktan ve burada üretim yapmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi. Güzel Sanatlar Lisesi yapıyoruz. Ülke adına da, aydınlık yeni nesiller adına da iyi bir oluşum ve okul olduğunu inanıyoruz. Akçansa, Çanakkale'de yıllardır hizmet ediyor. İhracatımız var burada çok güçlü. Ya buradan üretiyoruz, Amerika'ya kadar ihraç ediyoruz. Yani şu anda New York Belediyesi tarafından kayıt edilmiş Türkiye'deki tek çimento şirketiyiz. Onun için Çanakkale Fabrikası, burada yaptığımız özel ürünler, Ar-Ge merkezimiz, katma değerli ürünlerimiz ve burada olmaya devam edeceğiz. Bunun yanında da tabii ki hani bizim gerçekten bir felsefemiz var ve bunu her yerde de söylüyoruz. Yani bu topraklardan aldığımızı bu toprakları geri vermek, yani Sabancı ailesinin bir ideali zaten. Burada yaptığımızda, yapmaya çalıştığımız elimizden geldiğince bu ülkeye, bu topraklara hizmet etmek. Biz çok mutluyuz ve çok onurluyuz açıkçası bu oluşumda olduğumuz için. Size de çok teşekkür ediyoruz buna, bu inisiyatifi aldığınız için. Teşekkür ederiz. Evet. Çanakkale Valisi Hamza Erkal protokol imza töreninde yaptığı konuşmada büyük şirketlerin Çanakkale'ye katkılarının öneminin altını çizerek şu düşüncelerini paylaştı. Zaten ufak tefek katkıları da vardı ama 100. yıl dolayısıyla biliyorsunuz Çanakkale Savaşları'nın 100. yılı dolayısıyla daha önceden Akçansa'nın da böyle bir taahhütü vardı, güzel bir okul yapacağız diye. Ben geldiğim günden itibaren özellikle bu sözü takip ettim. Bu sözün yerine getirilmesi için arkadaşlarla irtibata geçtik. Ve bu takip neticesinde çok güzel bir okul ortaya çıktı. Güzel Sanatlar Lisesi. Tabii araziyle ilgili ufak tefek problemlerimiz vardı. Eğitim müdürümüze ben özellikle talimat verdim. Onun Terzioğlu Vakfı'na ait biliyorsunuz eski bina ve yeni yerle ilgili bir takas yaptık. O takas neticesinde güzel bir arazi çıktı ve o arazi üzerine Akçansa güzel bir okul yapacak. Bu okula biz biraz eklemeler yaptık. Dolayısıyla da o eklemeler neticesinde yine revizyona gitti. Proje tekrar değiştirildi. Ve nihayetinde işte sonuca gelmiş olduk. Çanakkale'ye yakışır bir okul olacak. Öyle ümit ediyorum. Gayet modern bir okul. İçinde epey işte müzik dershanelerinden tutun, işte diğer birçok drama, tiyatro ve işte kıyafet, moda, o türün hepsini kapsayan güzel bir okul ortaya çıkacak. Onların 20. yılı galiba kuruluş yıl dönümleri, 100. yıl dolayısıyla sözleri ve ikisini de birleştirmiş. Ve bir hiç olmazsa hem onların kuruluş dönemi hem de 100. yıl dolayısıyla bir güzel bir okul yapmış olacaklar. Tabii ki bu tür firmaların yaşadıkları ve geliştikleri bölgelere muhakkak ki sosyal projeler yapmaları gerekiyor. İnsanlarla bütünleşmeleri gerekiyor. Akçansa bunun güzel bir örneğini gösteriyor. Bizim ümidimiz diğer firmalara da örnek olsun. Çanakkale'nin geleceğine sahip çıkacak eserler ortaya koysunlar. Son olarak ben tabii arkadaşlara bu konuda emeği geçen başta Milli Eğitim Müdürlüğü'nde olmak üzere çünkü çok uğraştı. Akçansa'nın müdürüne,
evet diğer yetkililere, Hızır Arıza teşekkür ediyorum. Bu okulun Çanakkale'nin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.